Organik nar sirkesi yapımı. Gerekli malzemeler: 5 kilogramlık cam kavanoz, içme suyu, 2-3 kilogram nar, sirke anası, yoksa fermente olmuş doğal sirke, oda yoksa bal, sirkesini yapmak istediğiniz meyvelerin organik olmasına dikkat edin. Meyveleri kabuklarıyla kullandığımızdan ilaçsız ve mumsuz olmalı. Yıkadığımız meyvelerin tamamen kurumasını sağlayalım. Sonra küçük parçalara ayıralım. Ben cam kavanozun yarısı kadar kurumak istediğim meyveyi koyuyorum. Üzerine içme suyu ilave ediyorum. Sirke anasını koyuyorum. Kavanozda fermantasyon başladığında taşma olmaması için suyu tam doldurmuyorum. Yaklaşık 4-5 parmak altında bırakıyorum. Ve üzerini bir tülbentle örtüyoruz. Sonra 15-20 gün sabah akşam karıştırıyorum. Meyveler üstte olduğundan karıştırmazsanız küflenme olabilir. Özellikle buna dikkat edelim. Yoksa meyvelerin suyun dışında kalan kısımları küflenir ve atmak zorunda kalabiliriz. Sonra meyveler yavaş yavaş kavanozun dibine doğru çökmeye başlıyor. Tamamen dibe çöktüğünde karıştırmayı bırakıyoruz. 15-20 gün sonra kavanozun üzerinde sirke anası, sirke kurtçukları ve sirke sinekleri oluşuyor. Sonra oluşan sirke anası da dibe çöküyor. Bundan 15-20 gün sonra sirkenizi süzebilirsiniz. Toplam süreç yaklaşık 2 ya da 3 ay, kışın ortam soğuk olduğu için daha da uzun sürebiliyor. Sirkeyi ne kadar uzun zaman bekletirseniz o kadar iyi olur. Süzerken sirke anamızı fazla zarar vermeden alıyoruz. Onunla hemen yeni bir sirke kurabiliriz. Eğer kullanmayacaksak bir miktar üzerine sirke ilave ederek ağzı kapalı bir kapta karanlık serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Süzdüğümüz meyveleri atıyoruz, tekrar kullanmıyoruz. Sirkenizi tattığınızda keskinliği iyi ise bir çay kaşığı kaya tuzunu fermantasyonu kesmek için ilave ettikten sonra sirkenizin ağzını sıkıca kapatıp serin karanlık bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Eğer keskinliği az ise tekrar cam kavanozuna döküp, meyve posasını muhakkak atın tekrar içine. Koymayın, sirke ananızı da ilave edip üzerini tülbentle kapatıp sirke keskinliği oluşana dek bir kez daha bekletmeye devam edebilirsiniz. Bir de ne kadar iyi süzerseniz süzün evde yaptığımız sirkeler hazırlar kadar net ve parlak olmaz. Bir miktar tortu muhakkak kalır, o da zamanla dibe çöker. Genelde az meyve ve çok su kullanıldığında ya da ekşi meyvelerde sirkeleşme geç olabiliyor. Afiyet ve şifa olsun.